iktidara giden yol gerçekten KHK'lıların içerisinden geçiyor. Bilim dünyasından böyle bir geri çekilme Türkiye'nin de doğal olarak dünya ortalamasında da bilim üretme kapasitesini düşürecek bir uygulamaydı. Akademisyenler olarak evet 10 bin kişi çok büyük bir rakam. Ben bilim dünyasının bombalandığını düşünüyorum bu şekliyle. Merhaba, Fatma Ayparçası ben. 29 Ekim 2016 675 nolu KHK ile ihraç edilen Sakarya Üniversitesi'nden bir akademisyenim. Adıyamanlıyım aslen. Evliyim, iki kızım var. Sakarya KHK'lılar platformu yürütücülüğünü de aynı zamanda yapıyorum. İhraç olduktan sonra çok uzunca bir süre hiçbir şey yapmadım. Evdeydim. Herkes gibi, pek çok KHK'lı gibi korkmuş ve sinmiş durumdaydım. Son 3 aydan fazladır da arkadaşlarımızla, Sakarya'da ikamet eden KHK'lı arkadaşlarımızla birlikte KHK'lı olmanın verdiği bir mücadelenin içerisine girdik. Bu anlamıyla mücadele alanında ve sahalarda olmak güzel. Tabii ki kendi özel durumlarımız ve özel mücadelelerimiz kişisel bazda devam ediyor. Ama aynı şekilde KHK'lı olmak üzerinden mücadelemiz de devam ediyor. Hocam, bu KHK'lı kadınlar genellikle kendilerini böyle K kodlamalarıyla tanımlıyorlar. Sizin de öyle K'lı kodlamalarınız var mı? Benim de K'larım var. 3 K'm var benim. Kadın olmak, Kürt olmak ve KHK'lı olmak üzerinden 3 K'm var. K'larımız var. Evet, biz kadınların K'ları var. Muhtemeldir ki erkekler de kendilerini bu anlamda şekillendiriyorlardır. Bir kodlamaları vardır onların da. Bu kodlamaların artık hayatımızdan çıkması için özen göstermeliyiz. Direnmeliyiz. Yaşanan her şeye ve yaşanacak olan her şeye direnmemiz gerektiğini düşünüyorum. İhracımı şöyle, açığa alınmıştım yaklaşık 1,5 ay. Yani bekliyor muydunuz ihracı? Beklemiyordum. Hiç kimse muhtemeldir ki ihracını beklemiyordu. Ben de beklemeyenlerdendim. Açığa alınmıştım yaklaşık 1,5-2 ay kadar olmuştu. Ben gece öğrendim. Eşim aradı. Ve KHK'da ismin var dedi. Gece saat 3 gibiydi aradığında. Kalktım, hemen telefona baktım ve o sayfada adımı gördüm. Adımı, TC kimlik numaramı, hangi kurumda olduğumu. Benimle birlikte tanıdığım kendi üniversitemizden pek çok ismin de orada olduğunu gördüm. Doktoradan arkadaşlarımın, farklı üniversitelerdeki doktoradan arkadaşlarımın da orada olduğunu gördüm. Tanıdığım öğrenciliğimden olan arkadaşlarımı gördüm isim olarak. Bunların hepsi tek başına benim ihracımın yanında bana da acı, kat kat acı veren şeylerdi. Yani tek başıma ben ihraç değildim orada. Benimle birlikte pek çok insan ihraçtı ve kendimin acısıyla birlikte başkalarının acısını da hissetmiş oldum. Çünkü çok haksız bir ihraç durumuydu bu. Peki hocam, akademisyen olarak ihraç edilmeniz sizin ayrı bir şeyi var mı? Yani pozitif, negatif olarak ya veya sizde ayrı bir hukuk oluştu mu? Yani çok 10 binin üzerinde KHK'lı akademisyen var. Türkiye'nin akademideki özelliği ve sizin akademisyen olarak kayıplarınız neler? Türkiye'deki akademinin bombalandığını düşünüyorum ben bu şekliyle. Çünkü 10 bin insanı bir anda akademiden geri çekiyorsunuz. Bilim dünyasından alıveriyorsunuz. Bunun yansımaları çok şiddetli. Çünkü yayın üretme kapasitesi bir kere ortalamanın çok altına düşmeye başlıyor. Böyle bir kitleyi çekmiş olmak demek bilim dünyasında üretilebilecek olan yayın sayısının ortalamada %30'a
tekabül edecek şekilde düşmesi demek oluyor. Bilim dünyasından böyle bir geri çekilme, Türkiye'nin de doğal olarak dünya ortalamasında da bilim üretme kapasitesini düşürecek bir uygulamaydı. Akademisyenler olarak evet 10 bin kişi çok büyük bir rakam. Ben bilim dünyasının bombalandığını düşünüyorum bu şekliyle. Şöyle, o bakışları hissediyorsunuz. Yani açıktan tabii ki kimsenin böyle bir tepki hali olmadı. Ama bakışlardan hissediyorsunuz aslında. Size nasıl bir şeyle döneceklerini hissedebiliyorsunuz. O önemliydi. Ve ihracım daha gerçekleşmeden ben Sakarya'dan evimi toplamak zorunda kalmıştım. Ben evime girer girmez komşum, anahtarımı verdiğim komşum, bizi ihbar etmişti polise. Geldiler diye. Ve 10 dakika sonra polis kapımdaydı. Dolayısıyla bir de böyle bir şey vardı. Bunu da yaşadık. 2016'nın Eylül ayıydı. Çok sıcaktı. Yani gelişmelerin verdiği bir sıcaklık da vardı. O sıcaklığın içinde işte ailenizden veya başkalarından, yakın çevrenizden o bakışları da hissediyorsunuz. Ama dediğim gibi açıktan tabii ki bir şeyle karşılaşmadım. Ama o işte o bakışlardaki o soru işaretlerini ya da korku halini ya da sizi suçlayıcı olan o bakışları hissedebiliyorsunuz. Bunu hissetmemek zaten mümkün değildi o gün. Biz KHK'lıların tamamı için eğer soruyorsanız neden ihraç edildiğimizi, üreten kesimdik, bilgiyi üreten kesimdik, iyiydik. Biz gerçekten iyiydik. Yani son 6 yıldaki gelen veriler, yapılan araştırmalar bu düşüşü gösteriyor zaten. Dolayısıyla o zaman diyorsunuz evet bu kadar insanın bir gecede boş kağıtlara atılan imzalarla geri çektirilmiş olmasının sonuçları bu. O zaman diyoruz evet biz gerçekten iyiymişiz, biz gerçekten üreten kısımmışız, biz gerçekten bilim üretenlermişiz, biz gerçekten insan yetiştiren kısımdaymışız. Eğitim camiası, işte sağlık camiası, akademi camiası, farklı finans ve ekonomi camiasından isimlerin pek çoğu ihraç edildi ve bugün yaşadığımız şeylerin hepsine bu ihraçlar sonrasında gelindi. Dolayısıyla o zaman da diyorum ki toplum olarak özellikle şapkayı önlerine koyması gerekiyor bu toplumun. Biz neden sessiz kaldık? Bu kadar şey yapılırken gözümüzün önünde ve biz bunları yaşamaya başladık. O zaman bir yerde biz yanlış yaptık. Toplumun dönüp bunu kendisine sorması gerektiğini düşünüyorum her zaman. Çünkü tek problemli alanın siyaset kurumu ya da bu tarz uygulamalara imza atan hukuk kurumunun olduğunu düşünmüyorum ben. KYK süreci, yaşadığınız KYK, bu ihraç süreci sizde ve diğer KYK'lılarda nasıl bir değişime yol açtı? Sizin gözlemleriniz nelerdir? Önce sizden alalım, sonra diğer KYK'lılardan. Şöyle, ben kendi açımdan bakınca zaten benim duruş olarak ve tavır olarak bir şeyim var. Duyarsız bir insan değilim. Ama duyarlılığım arttı. Yani bir kat varsa işte bu 3-5 kat daha fazla arttı. Milliyetçi, sağ, muhafazakar kesimin ve mütedeyyin kesimin özellikle değişiminin çok daha hızlı olduğunu görüyorum ben. Dediğim gibi bu benim kendi arka planımda var olan bir şey olduğu için belki bir başkası beni değerlendirebilir, daha objektif olur. Ben kendim bu noktada nasıl değerlendirmeliyim bilmiyorum. Ama benim gözlemlediğim diğer, benim dışımda kalan diğer KHK'lar için bakacak olursam bir değişim ve dönüşüm var. Bu çok ciddi bir değişim ve dönüşüm. Kesinlikle basite alınmayacak ve çok önemli ve biricik olan bir değişim. Bu biricikliği neden söylüyorum? Çünkü insanlar kendilerini besleyen o geleneksel koddan ayrılmaya başladılar. O muhafazakarcı, işte dokunulmayan değerlerim var benim kısmını
bir anda yok etmeye başlıyorlar. Bu çok önemli bir kazanım. Ben bunu kazanım olarak nitelendiriyorum. Çünkü insanın değişimi, hele de bu noktada başkalarını görebilmek, ötekini yaşıyor olabilmek, ötekinin ne yapabileceğini yaşıyor olmak, bir empati durumunun özellikle yükselmiş olması bir kazanım. Bence KHK'lar bu noktada çok önemli adımlar atıyorlar. Bu süreç çok iyi bir süreç. Yaklaşık 3 yıldan beri KHK platformları, KHK'lı platformları bir mücadele yürütüyor. Sizce bu mücadelenin KHK'lılar, KHK meselesinin çözümüyle alakalı bir katkısı olacak mı? Ne düşünüyorsunuz bu mücadeleye? Ben katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir kere KHK'lılar platformunun içerisinde yer alan KHK'lı arkadaşlarımızın tamamında bir değişim ve dönüşüm var. Dolayısıyla bu değişim ve dönüşümü sadece kendileri bazında değil, artık genel anlamda topluma yaymaya başladıkları için o değişim ve dönüşüm ciddi bir kazanıma da dönüşüyor. Tek başına kendilerine dair değil, bu kazanımı toplumun geneline yaymakla ilgili bir durum oluştuğu için, evet, KHK'lılar platformlarının tamamının Türkiye'de söyleyecekleri bir sözleri var. Taraf olmak ve muhatap olmak noktasında bir sözleri var. Bu anlamda KHK'lılar platformlarının kazanımları bizi değiştirip dönüştürecek, toplumu değiştirip dönüştürecek ve en önemlisi de yönetenleri, yönetimin kendisini değiştirip dönüştürecek bir şey. Siyaset kurumunu bir kere şekillendirecek. Çünkü yönetimde olan şey siyaset kurumunun kendisi. Politika yapmak anlamında söylemiyorum. Hı hı. Yönetimi oluşturan unsurlar siyaset kurumu içerisinden çıkıyor. Dolayısıyla platformların özellikle siyaset kurumuyla iç içe yaptıkları uygulamalar, faaliyetler, etkinliklerin tamamının karşılıklı bir değişim ve dönüşüm getirdiğini düşünüyorum ben. Peki hocam, son dönemde AKP, MHP dışındaki partilerin hepsinin KYK meselesini gündeme alması, bugüne kadar hiç gündeme almayan basın organlarının KYK meselesini gündeme almasının şeyi nedir? Neden yapılıyor bunlar? Bence artık şeyi gördüler. Yani o değişim ve dönüşümü hissettiklerini düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, gerçekten bir çıkmaza yürüyor bu. Eğer ki muhalefet partileri iktidar olmaya namzetlerse, bir aday olarak kendilerini görüyorlarsa iktidar noktasında, KHK'lılar gibi pek çok ötekileştirilmiş grupla birlikte hareket etmek zorundalar. Türkiye'de en büyük grubu şu an KHK'lılar oluşturuyor. Dolayısıyla bu teması sağlamadan iktidar olamayacaklarını bence anladılar. Bu yüzden de KHK'lılarla birlikte, onların üretecekleri çözümlerle birlikte bir yol haritası çıkarmak zorunda kaldıklarını düşünüyorum ben. Çünkü başta da söylediğim gibi o üreten, bilgiyi üreten, üretimin kendi içinde olan, işte o Türkiye'nin finansal ve ekonomik döngüsünü sağlayan grup buranın içinde. Buranın içinde olan bu şeyi, bu unsurların tamamını muhalefetin görmesi ve kendisini de buraya dahil etmesi gerekiyordu ki aşabilsinler bu durumu. Yani iktidara giden yol gerçekten KHK'lıların içerisinden geçiyor. Nasıl çözülür? Evrensel hukuk ilkeleri içerisinde çözülebilir. Türkiye'nin kendi ürettiği içtihatların artık problemli olduğunu pek çok hukukçu söylüyor. Çünkü son 6 yılda yaşananlar hukukun ve hukuk yargı erkinin tarafsız ve bağımsızlığını çok yitirdiğini ve zedelediğini artık onlar da söylüyorlar. Dolayısıyla evrensel hukuk ilkeleri burada belirleyici olacak. Özellikle de uluslararası mahkemelerin vermiş olduğu kararlar, işte AHİM, Birleşmiş Milletler gibi buralardan çıkan kararlar örnek olacak ve
pilot kararlar olacaklar bunlar. Bunlar üzerinden yürütülecek bir düzenleme silsilesi gerekiyor. Anayasa her ne kadar askıya alınmış olsa da bir anayasaya sahibiz. Her ne kadar eleştiriyor olsak da anayasanın pek çok uygulama alanını, ama çok açık net şekilde anayasanın 38. maddesi, anayasanın 15. maddesi ve ilgili bazı maddeleri var. Bunlar da göz önünde bulundurularak hukuk içerisinde bu işin çözümleneceğini düşünüyorum. Yeni düzenlemeler evet gerekiyor. Örnekleri var, pratikleri var karşımızda. İşte 12 Eylül askeri uygulamasından sonra işte 1402'likler üzerinden tanımlanan bir pratik var Türkiye'de. Dolayısıyla o pratiği de biliyor olmamız, çözümün buralardan geçmesi gerektiğini, yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini bize açıkça göstermiş oluyor. Ama dediğim gibi evrensel hukuk ilkeleri içerisinde yapılacak çözümler bizim için önemli. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. İktidarın değişmesiyle birlikte her gelen iktidar kendi hukuk alanını, kendi hukuk literatürünü oluşturursa eğer biz bu işin içinden zaten çıkamayız. Dolayısıyla bir sarmalın içinde kendimizi durmadan böyle göreceğiz. O sarmalı kırmak gerekiyor. İktidara gelecek olanların da bu sarmalın içerisinde yer almamak için bir inisiyatif alması gerekiyor. Bunun için bir kararlılık göstermeleri gerekiyor. Bu meselenin çözümüne dair ve Türkiye'nin geleceğine dair umutlu musunuz? Ve KYK'lı arkadaşlarımıza ne önerirsiniz? Mesajınız ne olabilir? Ben umutluyum. Çünkü yaşadıklarımız bize umutlu olmamızı ve dirençli olmamızı öğretti. Direnmemiz gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor. Bu anlamda umutluyum. Diğeri, yaşadıklarımızın tamamından bir kazanım elde etmiş olmamız gerekir ki tecrübeler daha belirleyicidir ya. Dolayısıyla tecrübelerimizi süreyen hale getirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir tecrübelerin olması gerekiyor. Ben bu anlamda umutluyum. Ve KHK'lıların bu işin altından kalkacağını biliyorum. Birliğin özellikle bu anlamda çok ciddi faydaları var. Bütün illerdeki KHK'lı arkadaşlarımızın korkmadan, korku evet insani bir durum ama korkmadan bu mücadelenin içerisinde yer alması gerekiyor. Çünkü sadece biz bu işi kendimiz için yapmıyoruz. Gelecek nesillerimiz var, çocuklarımız var. Bu ülkede 2016 doğumlu çocuklar önümüzdeki süreçte doğuştan ve mecburen mücadele ediyorum demesinler diye her anne ve babanın, her KHK'lı anne ve babanın bu mücadelede taraf olması gerektiğini düşünüyorum ben.